Sevgili seyirciler, 6-9 Kasım 2014'te Muğla Fethiye Ölüdeniz'de yapılan 4. Çambalı Kongresi'nde bu defa Türkiye'nin önemli bir ilinden, merkezinden, yarısının bayanlar tarafından oluşturulduğu bir heyet geldi. Onlar Çankırı'dan geldiler. Çankırı Türkiye'nin ortasında olduğu için pek fazla öyle bilinmiyor gibi gözükebilir ama ben Çankırı'nın saklı bir bereket kaynağı olduğuna inanıyorum. Şimdi Hüseyin abi yine yanımda çünkü o Türkiye'yi hem biliyor hem bana da yardım ediyor. Sektörü çok iyi bilmediğim için belki bazı sorular gelir diye çaktırmadan onu burada değerlendirmek istiyorum. Ve şimdi Çankırı dostlarımıza mikrofonu uzatacağız. Öncelikle Çankırı'da hoş geldiniz. Sizi hem buraya geldiğiniz için tebrik ediyorum. Hem arı ile uğraştığınız için tebrik ediyorum. Bayanları buraya getirdiğiniz için değil, bayanlar buraya geldiği için onları tebrik ediyorum ve ilk söz sizde, hem tanıyalım sizi hem buyurun. Ben Rıdvan Başeşme, Çankırı Arıcılar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısıyım. Bir organize yaptık bu kongreye. Çankırılı arıcılar olarak bayanlarla birlikte toplam 45 kişiye yakın arıcıyla katıldık. Biz de bize bu imkanı verdiğiniz için Çiftçi TV'ye teşekkür ederek sözlerimize başlamak istiyoruz. Teşekkür ediyoruz. Sizi yıllardır aslında tanıyoruz. Arıcılığa verdiğiniz bu destekten, yaptığınız bu katkıdan dolayı ayrıca arıcılar adına, ülke arıcılığı adına sizlere teşekkür ediyoruz. Şimdi özel bir soru ama cevap vermek senin elinde. Bu tür organize yapmak zordur. Yani 5 kişiyi bile bir yere taşımak zorken 45 tane farklı dağdaki arıcıları bulacaksınız. Bir araya getireceksiniz. Hanımlar da getireceksiniz. İki şey soracağım. Bir, bu heyetteki parayı kim verdi? Yani bu ekibin masrafını herkes cebinden mi karşıladı? Yoksa birlik mi verdi? Bu benim sorum. İki, bu hanımlar buraya zorla mı geldi? Yoksa hanımlar mı sizi zorlayıp yeter artık kardeşim ya, ben de gideceğim dedi. Hadi bakalım. Evet. Biraz zor oldu ama neyse, yapacak bir şey yok. Birinci sorumuz, biz birlik olarak organize ettik. Kongre programı yayınlandığından itibaren üyelerimize mesaj çektik. Dedik ki eğer 20 kişiyi geçerse biz yol masraflarını karşılayacağız. Vallahi seni kutluyorum abi. Vallahi kutluyorum, bravo. 20 kişiyi geçti. Şundan dolayı 20 kişiyi geçerse aslında yönetim masrafı karşılasın diye. Evet, yönetim olarak biz her gidenin yol masrafını karşılayalım dedik. Çünkü şöyle düşünüyoruz. Çankırı gibi bir yerden 800 küsür kilometreden eğer bu kongreye gelip bu masraf, belli bir masraf yapıp belli bir zamanla harcıyorsa bizim aracımız, biz de birlik olarak o aracıya bir destek vermemiz gerektiğini düşündük. Bu ilk değil. Biz 3 dönem bu kongrenin 3'üne de bu şekilde katıldık. Hatta İsraillerle yapılan bir uluslararası kongre vardı Antalya'da. Orada Levent hocamız dedi ki bu kongreyi biz Çankırı Kongresi adını koyalım bu kongreye dedi. Çok iyi. İlk orada bu şekilde katılmıştık. Diğer birliklere de örnek olduğumuzu düşünüyoruz doğrusu. Bir hizmet ettiğimizi de düşünüyoruz. Karınca kararınca birliğimizin bu manada bir katkısı oldu. Üyelerimiz de buna iştirak ettiler. Biz de hep birlikte geldik. Birinci sorumuzun cevabı... Bitirme. Evet. Çünkü... Arıcıların parası az olan insanlarda, bir de bunlar emekli insanlarda daha çok konuşuyorlar. Evet, bizde de öyle. Onlardan böyle işte 100 lira, 150 lira, 50 lira aidat almak zordur. Bu kongreleri onlara götürünce daha rahat aidat almaya başladınız mı? Daha kolay aidat geliyor mu? Şimdi şöyle, aidat konusu doğrusu bizim gibi illerde sanıyorum bakanlık desteği olmamış olsa genelde problem. Biz bakanlık desteğine bağlantılı aidat toplayabiliyoruz. Bu aslında kesiyorsunuz yani bakanlıkta parayı. Yani öyle yapıyoruz. Aslında birliklerin gelir kaynaklarıyla alakalı yani oturup konuşulması, tartışılması gereken konulardan başlı başına bir konu. Yani arıcıların gerçekten çok problemleri var. Bu da onlardan bir tanesi aslına bakarsanız. Eğer birlik kurmuşsunuz, bakanlık işte bizim üst birliğimizde sağ olsun 79 ilimizde birlik var diyor vesaire ama yani pek çoğumuz olmuş olmak için varız gibi. Yani halbuki birlik önce ayakta durmamız. Şöyle olsa. Yani önce ayakta durmamız lazım. Ondan sonra organize olmamız lazım ki yapacağımız işe hizmet
birlikte ağırlık verebilelim. Değilse kendimizi ayakta tutmak için çabaladığı sürece birlik, işte birlik yani öyle oluyor. Bazen. Adı birlik oluyor diyorsun yani. Biraz öyle oluyoruz yani. Bizim de bazı mesela dar boğazlarımız var. Dediğim gibi bu konu başlı başına bir konu. Birinci sorunuza böyle cevap vermiş Peki, olayım. Peki hanımlara gelelim. Hanımlara gelince şimdi şöyle bir anekdot anlatmam lazım. Bu sorumuza herhalde güzel bir cevap olur. Bir arkadaşımız da bundan bir önceki kongreye arz ettik beraber gidelim diye. Arkadaş ekonomik şartlardan dolayı gelmek istemedi. Bir başka arkadaşımız nazlandı, onun kredi kartını alıp bize getirdi. Bir manada ona emrivaki yaptı. Yenge hanım bayağı gelmek istemedi. Yani şimdi sırası mıydı vesaire falan diye. O şeye kongreye gelip gittikten sonra şimdi bu kongrede ilk soran arkadaşımız ne zaman gidiyoruz diye o oldu. Yenge hanım daha doğrusu. O şu anda burada mı? Evden, buradalar. Yani biz yöre itibariyle olsun, arıcılık uğraşımız itibariyle olsun, eşlerimiz veya hanımlar bize destek veriyorlar. Çünkü genelde ikinci işimiz. Yani arıcılık genelde ikinci işimiz. Başka işlerimiz var. Dolayısıyla eğer eşler veya hanımlar yani buna yardımcı olmamış olsa bizim arıcılığı bu noktada tutmamız pek mümkün değil. Bu tür bir organizasyonu da bizim yöre itibariyle pek bayanların özellikle görmesi, yaşaması pek mümkün olmuyor. Pek olağan değil, evet. Pek olağan değil. Dolayısıyla onlar için bir değişiklik olmuş oluyor. Hatta programa geçmeden önce şakalaşıyoruz. Diyoruz ki orayı silelim. Yani bir şimdi Ilgaz'da kar yağmış, Çankırı'da hava soğukmuş vesaire. Ya gelin Mart ayına kadar burada işte her şeyi, borcu, harcı, işte sıkıntıları. Çambalana gelelim, evet, hanım da gelsin. Gibi yani öyle. Şimdi işin bir de bu yönü de var. Doğru. İstifade de ediyoruz. Özellikle hocalarımız yani son yıllarda hakikaten her ne kadar bazı şeylerden çok şikayet etsek de yani bunu görmemiz lazım. Türkiye arıcılığında belli bir noktaya doğru abimiz, sizler bugün iki tane, üç tane kanal oluyor olması vesaire netice itibariyle bu işin bir pazarı olduğunu, bu işin bir alıcısı olduğunu gösterir. Çok doğru. Yani arıcılık itibariyle de zaten otoriteler söylüyorlar dünyada ikinci sıradayız vesaire falan diye. Bu başlı başına bir... O da sizin eseriniz yani. Bu ekip yani, yapıyor bu işi. Bu işin başka ekibi yok. Karınca kararınca da bir katkımız olursa yani... Peki, tekrar döneceğim size. O zaman şöyle yapalım. Bir hanıma söz vereceğim. En eski arıcı hanım hangisi aranızda? Evet, Ceylan Hoca'nın yeşilimizden. Ver mikrofonu ona verelim. Ben konuşamam abi. Bir dakika, ver ben konuşturuyorum onu. Sen tut, sen tut. Ben konuşamam. Bir dakika, o zaman şöyle yapalım. Bir dakika, dur şimdi, dur. Bir dakika, dur, bir dakika. Bırak bunu, rahat ol şimdi. Heh, güzel. Adın ne, soyadın ne? Hatice Şimşek. Kaç yıldan beri arın var senin? Evleneli var yavrum. 43-44. Ondan önce var mıydı? Yoktu. Peki arıyı ne zaman tanıdın sen? Evlenince mi tanıdın? Evlendikten sonra tanıdık. Korkmadın mı ondan, sokuyordu diye? Yok. Sen mi istedin, eşin mi seni zorladı arıcılık yapmaya? Eşim arıyı getirdikten sonra çalışmaya başladık. Diyorsun ki eşimi sevdim, tabii, arıyı da sevdim diyorsun, evet, değil mi? Evet. Peki, güzel. Güzel. Peki sen oğul almayı bilir misin, oğul almayı? Oğul aldın mı hiç hayatında? Çok. Çok mu aldın? Çok. Sen sokakta ne yapıyorsun? Bir şey olmuyor. Rahatsın değil mi? Rahatım. Peki şöyle söyle. Bir arıcı erkeğe eşi yardım etmezse? Olmaz. İşte bravo. Olmaz. Olmaz mı? Olmaz. O zaman ben abi yuttum o zaman. Kesin. Yarım kalır. Yapma ya. Yarım kalır. Olmaz değil mi? Peki göçe gitti. Anca gitti uzak yere. Ben arıyı, oğlunu da alırım. Arıya da bakarım o zaman. Ha, sen bu tarafta işi götürebilirim. Götürürüm. Peki balların güzel mi? İyi bal var mı sende? Çok güzel. Çok mu? Çok. Kaç tane peteğin var? Hesabını bilemem şimdi. Hesabını bilmiyorsun ama balı biliyorsun. Balı biliyorum. Peki polen başladın mı almaya? Polen var mı sende? Var. Propolis? Hepsinden var. İnanmıyorum sana. Arı sütü dahil. Arı sütü de dahil mi? Evet. Abi siz ne yaptınız ya? Evet. Ver şu elini bakayım sen bana. Şu elini bana ver. Bak. Hani Türkiye'de arıcı, hanımlar arıcılık yapmıyormuş. Aha işte. Evet, arı. Tam buldum. Şimdi. Buldun mu? El öpülecek insanlar. Öptüm zaten ben de gördüğün gibi. Tamam. Anlat o zaman, hadi buyur. Tesadüf oldu. Hacamla şey yapmış gibi değil. Buyur. Reklam yapmış gibi değil. Reklam mı canım? Her şey ortada yani. 24 saat gibi, 12 saat gibi maskeyi kafasına giyer. Bir fiil kendim gördüm. Hocamdan da daha aktiftir. Yalnız bir şey söyleyeyim. Yavaş yavaş iş değişiyor ha. Bak burada yarın bir kavga mı çıkarsa ben yokum yani. Benim eşim de var. Tahminim namaz kılmaya gitti. Ha burada yani. Burada. Ha. Sadece o da bana yemek yapar.
Hayır, bu bile lazım biliyor musun? Tabii. Hayır, bu yeter yani evet. Aslında. Yoksa biz hizmetinden de yorulmuş bir insanlar değiliz. Ha. Benim el becerim yok. Yemek yapamam. Arının her türlü işine de bakarım. Olmasa aç kaldın sen değil mi? Nakavsın. Onlar da bizim iki ayağımızın dördüncüsü. Müthiş bir şey. Tabii. Müthiş. Kabulü delmeyen bir şey değil her zaman. Şimdi hanıma konuştum da beyi sonra ben niye konuştum diye kavga etmesinler. Teşekkür ederim. Korkarım şimdi. Buyur dayıcım şimdi mikrofonu. Şimdi bana şunu anlat lütfen. Ama yok rahat 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 ol. Senin arıcılığının ne kadarı teyzeye ait? Arıcılık yani arı bal üretiminde onun katkısı ne kadar? %75 hanım. Abi siz var ya beni şu bugün deleyeceksiniz siz ya. Gerçekten öyle. Ciddi misin? Her haliyle bana destek olan bir insan. Ben yorulsam yatsam o önce yoruldum diye yatarım. Bu yemeğini yapar, namazını kılar. Ben yoruldum kalkmayacağım hanım desem bile üzerimden defemden ya bir bardak su atar ya bir şeyi. Oh oh tekrar oh, oh, oh. Maskeyi beraber giyer beraber çıkardırız. Onun fazla çalışması bir de hem benden ayrı yemek yapıp bulaşık kıyacak. Yani o işi bitirmek için ben yine arının başına siz? Ben yine arının başına gitmem. O işleri bitirene kadar. Aa. Yalnız belki ondan evvel belki bir körük yakabilirim. Hadi ben şu bulaşığım kaldı. Körüğü bari yaka dur der. Belki körüğü yakabilirim. Bakar mısın sen? Körüğü bari yak. Başka bir şey yapmıyorsun. Bari bir şey yap diyorsun yani. Vallahi çok mutlu oldum. Evet. Hüseyin abi Çankırı'nın niye başarılı olduğunu daha hiç konuşmama gerek yok benim artık. Ya anladım zaten ben Çankırı'ya karşı özel bir ilgim de var. Biliyorum demiştin. Ve o kırsal ve kötü şartlarda hepimiz biliyoruz. Ona rağmen hem ülkesine sahip çıkan hem de bak o kötü şartlarda üretim yapan bir topluluk. Ben gezdim Çankırı'nın hemen hemen tamamını gezdim. Hatta bilmiyorum belki tanıyanlar vardı. Bir Sündüz teyze var beni telefonla arıyor. Şimdi 80 yaşın üzerinde değil mi o kadın? 80 yaşın üzerinde. Şimdi mutlak gidip program yapılması gereken eli öpülesi bir kadın. Telefonda öyle heyecanlı ki arı konuşuyoruz onunla biz. Şimdi ayda bir beni arar. Arı sorar. Diyorum ki sen mi yapıyorsun bu arıcılığı? Ben yapıyorum kuzum diyorum bir ibaresi vardır. Hakikaten hayranım. Yani Çankırı'daki kadınların bu işe olan ilgisi beni şaşırtıyor. Şimdi düşünün 80 yaşın üzerinde bir kadın arıyor ve arıcılık konuşuyoruz. Nereden arıyor biliyor musunuz? Çankırı'dan arıyor. Şimdi Çankırı hakikaten hem bitki örtüsü hem doğal yapısı çok bu işe uygun, yatkın ama insana da uygun bakın. Kadını da uygun, erkeği de uygun. Olay o. Çocuklarınız da uygun bu işe. Ve o zor şartlarda yine söylüyorum bak o zor şartlara rağmen bak gelirleri düşük, köylerine kadar gittim. Hiç. Hep şükrederler, hep çalışırlar, hep üretirler. O yüzden çok hoşuma gidiyor. İşte arı sütü üretimi hakikaten yapılıyor. Aa. Bak polen üretimi ilk duydular. Ya, ben ne de sadece bal var sanmıştım yani. Yok değil değil. Çankırı hem propolis kaynaklarının çok bol olduğu hem polen kaynaklarının hem de farklı bitkilerin yoğun olarak orada bir arada bulunduğu gerçekten çok güzel geçit bölge. Eğer doğru kullanılırsa hepsi için iyi bir gelecek var orada. Bizim yöremiz de doğaldır. İnsanlarımız İşte doğaldır. Onu söylüyorum. Abi bir dakika mikrofonla konuştun mu işe yaramıyor. Şimdi yani. Söyle ha. Şimdi demek ki söyle. Bizim Çankırı'nın insanı çok doğaldır, doğal konuşur. Bizim ballarımız da çok doğaldır. Katkısız, sadedir. Bal gibi bal diyorsun yani. Adam gibi baldır yani. Adam gibi insan, adam gibi bal üretir. Şimdi ben konuşacağım. Ses kalın. Buyurun hanımefendi şu mikrofonu. Soruyu aynen sordum kabul ediniz. Tanıyalım sizi. Arıcılığa olan ilginiz, zamanınız ne kadardır? Ben İknur İpek. Arıcılığa evlendikten sonra başladık. Yani kaç yıl sonra oldu? 10 yıl oldu. 10 yıldır. Birlikte yapıyoruz. Eşimden öğrendim. Sadece balını yiyordum. Başka bir şeyini bilmiyordum arının ama şu an içindeyiz. Hepsini biliyor musun? Hepsini aşağı yukarı biliyorum. Zevkli midir? Zevkli. Çilesi? Sıkıntılı. Sıkıntılı. Tavsiye ediyor musun? Ediyorum. Özellikle bayanlara... Hem eşiyle beraber olsun diye. Zaten eşi yardım etmezse zor. Tek yapamazlar yani. Biz siz yoksunuz diyorsunuz yani. Evet. Anca beraber kanca beraber. Vaa. Peki ver teyzeye madem yanına geldi. Teyze alır mısın mikrofonu? Konuşmak ister misin? Hadi bakalım. Buyurun. Ben Şerife Kocamaz. Arıcıyız, arıcı eşiyiz. Ne kadar zamandan beri? 19 yıldır arıcıyız. Evet. Oo. Her şeyini beraber yaparız. Her şeyini? Her şeyini beraber yaparız. Bal sağlam yaparsın? Yapıyoruz evet. Ana arı değişimi yaparsın? Onları eşim yapıyor. Eşin yapıyor. Evet. Sen daha çok yemek,
Yemek, orada bekleme, arıcının her işini beraber birlikte yapıyoruz. Peki bıkmadın mı ya? Yeter kardeşim. Hayır, daha başında bir tane karavana var falan demedin mi yani? Ölene kadar da devam, severek yapıyoruz. Abi bunlar bal gibi insanlar ya. Bunlar. Peki teşekkür ederim. Dede sana verir mi mikrofonu? Biz teşekkür ederiz. Bizim aramız yok. Ha güzel. Ha bu daha iyi. Bu daha iyi. Bizim az aramız var mı? Yani 5-6 tane. E buraya o zaman niye geldin? Benim eşim danışman. Arıcılar Birliği'nde çalışıyor. He danışman. Biz beraber geldik. Peki sen bu ortamı görünce dedin mi ki ya Ömer Bey bizim aramız azmış. Biraz şunu artırsak da ben sana teşekkür ederim falan dedin mi eşine yoksa? Ya bazen diyorum ama. Zor. Zor. Peki. Başka hanımlardan önce hanımları bitirelim. Bir dakika dur şimdi. Dur. Burada Derya var abi. Bunu yani bitireyim bugün ben. Dedeciğim buyur. Şöyle de okuyayım şöyle. Saniye Sarıoğlu. Saniye Sarıoğlu. Evet Saniye. Şöyle yakınlaş. 43 senelik arıcıyız. 43. Senin yaşın kaç ya? 30 yaşında insana 43 sene arıcılığı mı olurmuş? 30 değil. Eşimle birlikte evlendiğimiz bir günden beraber yapıyoruz. Daha önce sen kızken de... Yoktu. Yok muydu? Yoktu. Peki, zaten pardon. ben olmasam 5 kovan bırakır satar. Abi öldürdünsün bugün ya var ya. Ya diyorsun ki bensiz arı olmaz, knockout. Olmaz. Gitmez bensiz. Hiç gitmez. Niye? Sen ne yapıyorsun beraber ki? Gidiyoruz geliyoruz. Her işini beraber yapıyoruz. Her işini derken herhalde yemek yapıyorsundur yani. Yok hepsini yapıyoruz. Yapıyor musun? Yapıyoruz. Peki seviyor musun? Bu işte emek var mı? Para var mı? Var. Var. Çok katkımız oldu. Ev aldık. Hepsini yaptık. Baldan, arıdan daha doğrusu. Evet. Allah Allah. Taşınıyoruz, dağlara gidiyoruz gene beraber. Köyde oluyoruz gene beraber. Var ya siz Türkiye'ye çok kötü örnek olduğunuzu söyleyeyim yani. Bütün şimdi aileler, herkes hücum edecek evet. Bu işe şimdi. Evet. Peki Allah senden razı olsun. Hadi sen bir de sen dinleyelim bakalım. Diyor ki bu işi ben yapıyorum diyor. Bu işi yapıyorsa sen ne yapıyorsun? Ben Çankırı Ilgaz Arıcılarından Hüseyin Sarıoğlu, emekli öğretmen. 1970 yılında öğretmenliğe başladım. İlkokul öğretmenliğine. 1972'de de arıcılığa başladım. Bir iki arıyla. Hala devam ediyorum. Bir iki arıyla başlamıştınız. Bir iki arıyla başladım. Şu anda 130-140 arım var. Sadece bal mı alıyorsun? Bal, polen, arı sütü, propolis. Ayrıca propolisi benim ufak bir küçük dükkanım var ilçede. Arkadaşlardan topluyorum. Diğer yerlere gönderiyorum. Abi bunlar işi bulmuşlar. Yani bunlar işi öğrenmişler ya. Bu iş bitti. Arı malzemeleri satıyorum. İlaçlar konusunda arkadaşları bilinçlendiriyoruz. Kendimiz bir aramızda konuşuyoruz. Hangi ilacı kullanalım? Değişik ilaçlar var. Etkili maddeleri. Bu ilaçları aynı ilacı kullanmıyoruz. Değiştiriyoruz. Abi, bu arası bir arge çiftliği gibi olmuş. Birbirlerini bir saat görmese duramaz bu ekip. Bilgi paylaşımı yapıyoruz ilçedeki ve ildeki arkadaşlarla. Gerekirse bize telefon ediyorlar. Biz de bir konuda şeye düşersek tereddüde Hüseyin Bey gibi, Hüseyin Ceylan Bey gibi veyahut da Avni Halloğlu gibi diğer bu konulara daha iyi bilen önde çıkan insanları evet, profesörlerden şey yapıyoruz. Konuyu aydınlığa kavuşturuyoruz. Vallahi tebrik ediyorum ha. Tahlile gönderiyoruz arıları. Ben de gelsem beni de barındırır mısın aranızda? Ben de birkaç arıyla geleyim sizin oraya. Şu anda Ilgaz ilçesinden Çankırı Birliği'ne 100 üye oldu. 2-3 yıl önce 50-60 üye vardı. Biz bunları destekliyoruz. Gençleri ve bu işe gönüllü olanları destekliyoruz. Şu anda iyi bir kapasite yakaladık. Vallahi sizi kutluyorum. Gidiyor. Şu anda 500'ü geçti Çankırı Arıcılar Birliği'nin üyesi. Bunun 100 tanesi Ilgaz'dan. Abi ne acayip yer bu Ilgaz ya. Çankırı öyle bir yer. Elimizde çok para aldı gel arılarımız. Tamam. Şöyle yapalım o zaman. Bayanlardan konuşmak isteyen var mı? Ver ablacığım. Gençler bu işi tadını aldı abicim. Buyur ablacığım. Hadi bakalım. Ben Emine Duran. Eşin burada mı? Evet. Güzel hiç şansın yok ha. Birlikte yapıyoruz arayı. Ben de elimden geldiği kadar destek olmaya çalışıyorum. Adın neydi senin abla? Emine Duran. Ha demiştim pardon. Ne zamandan beri yapıyorsun? 10 sene oldu. 10 senedir böyle yapıyorsun. Evet. Beşerken arın var mıydı? Yok. Evlendikten peki, sonra. Peki beyefendinin arısı var mıydı senin elinde zaman? Yoktu. Birlikte başladık. Sen mi tahrik ettin yoksa o mu seni tahrik etti aramayı? Ya o ilk kendisi. Sana sordum mu aralarken? Bak hanım arı alacağım ama sen bana destek vereceğim diye pazarlık yaptın mı seninle? Ya öyle konuşmadık ama ilk önce isteyerek birlikte hobi amaçlı gibiydi bizim için. İlk önce bir arımız olsun. Uçuşunu seyrediyorduk, seviyorduk. Sonra 3-4-5 derken oldu 10-15. Şimdi? Çoğaldı. Şimdi 80. Oho. Var yani. Baya varsınız yani. Var baya. Peki bir hanım için
Bu meslek, bu uğraşı dalı zevkli bir dal mıdır? Yani sizin iş dünyanızı ferahlatıyor mu? Aileye katkınız oluyor mu? Çoluk çocuğa zaman ayırabiliyor musunuz? Ya, tabii ki oluyor yani. Biraz tabii bal süzmesi falan temizlik açısından yapış yapış olunca rahatsız oluyorum. Yapma abla, şey modern artık ya. Ben, ama seviyoruz benim yine. Benim elim dokunmadan ben bal alıyorum şimdi. Makineler var artık yani yavaş yavaş. Süzüyoruz. Makineler de var tabii ki. Yapıyoruz elimizden geldi. Peki kaldı. Hoş geldin. Ver şu ablaya, gözlere çakmak çakmak duruyor onun. İsmim Zehra Çelebi. Biraz öne gelsene, kamera alsana abla. Heh. İsmim Zehra Çelebi. Ben eşime arı konusunda yardımcı olamıyorum. Bravo. Niye? Ben çalışıyorum. Ben maddi açıdan yardımcı olabiliyorum eşime. Tamam, tamam işte. O da bir yardım demektir yani. İşte bu kadar. Peki buraya şimdi buraya görünce, ya beyefendi sen haklıymışsın be. Kocaman bir binada kaç bin kişi gelmiş. Bu iş meğer büyükmüş. Ben şu işi bıraksam da hep seninle çalışsam da şu parayı buradan alsak falan dedin mi? Yok, o şekilde düşünmedim. Eşim arıları kendisi idare edebildiği için, ben de işimi sevdiğim için. He. Emekli olunca yapacak mısın peki yardımcı? Emekli olunca yardımcı olabilirim veya çocuklarım büyüdükten sonra yardımcı olabilirim. Ama şu anda diyorsun izliyorum. Evet, şu anda izliyorum. Peki, ver şeyciye. Madem bayan bak, abi görüyorsun bak, bayanlar da işi bitiriyorum ha. Ya tamam, bayanlar yok. Ben Huriye Şimşekoğlu, 38 senelik arıcıyız. İki arıyla başladık biz işe, ondan sonra büyüttük. Arıyı kim verdi size ilk? İlk köyden bir komşudan aldık, benim zorumla aldık. Nasıl eşim yani? Eşim sevmiyordu önce. Güzel. Ondan sonra çoğalttık işi. Sen mi seviyordun? Ben seviyordum, benim desteğimle aldı. Ondan sonra Zorlamanla aldı aslında. Destek. Ondan sonra da kendisi benden çok seviyor ama şimdi. Şimdi iyi değil mi? Evet. İyi bir uğraş mıdır yani? Çok güzel bir uğraş. Mutlu musun onu zorladığın için? Mutluyum. Çünkü her yönde maddi manevi bize destek oluyor arılarımız. Çelimiz çocuğumuz iyi. Başkanın hanımı kaldı değil mi? Ver bakalım. Hakkı kalmasın şimdi bende. Şu teyze konuşmadı. Neyse konuşur. Evet ben Sayın Başkan. Ben Durnabaş eşime 30 yıldan beri arıcılık yapıyoruz. 4-5 arıyla başladı eşim. O zaman çocuklarım küçüktü. Pek hani şey yapamıyordum, yardımcı olamıyordum ama şimdi elimden geldiği kadar fazlasına yardımcı oluyorum. Oğlu bile bekliyorum. Eşim ziraatta çalıştığı için. Ona haber ediyorum. Ben dağ gibi bir yerde tek başıma oğul bekliyorum. Bayağı uzak bir yerde tek başıma oğul bekliyorum. Semsiz bir yerde hani böyle dağ başında hani oğul çıktığı korkmuyor zaman. Korkmuyor musun? Niye sorarlar adama böyle durumda yani? Evet. Hani korkmuyorum. Hani yardımcı oluyorum. Hani şey yaptığı zaman da zevk duyuyorum. Telefon edin. Bak yine oğul çıktı. Yakın olduğu yerden kendim alabiliyorum. Hani biraz daha uzak erişemediğim yerde. Ha sen oğul alabiliyorsun yani. Alıyorum hani böyle yakın yerden alabiliyorum. Abi bizim hanımlar arıyı görse 100 metre kaçıyorlar. Evet evet. Böyle şey yapıyorum hani yeri geliyor şey yapmıyorum hani yardımcı olmak için evde işimi şey yapayım bırakayım yeri geliyor bulaşım yıkamıyorum gidiyorum oğlum başına erkenden 8.30'da şeyde bırakıyor yerine arılan yanına bakıyorum. Peki, yardımcı bir şey ortaya çıktı arkadaşlar. Bunu ben de savunuyorum. Çünkü benim babam arıcıdır. Yaklaşık 35 yıldır seyahat eder yani göç eder başka yere. Ama 35 yılın sadece 2 yılında eşi yanındaydı. O da ben olduğum için. Ve sonra ağladım. Dedim ki ya baba, sen bu dağdan ne kadar garip çekmişsin ya. 8 tane uşak baktı adam. Yılın 2 ayı full dağda kalıyorsunuz. Şimdi o zaman şimdi yol var. Yol yok. Lüküs var. Telefon yok. Şehre değil köye 4 kilometre mesafede araba da yok, yanlış anlamayın. Dedim ki ne yiyorsun? Dedi ki vallahi kuru ekmek yemiştim ben dedi. Ya ben bu sene Ramazan'ı orada tuttum. Vallahi çorbasını, salatasını, balını, yoğurdunu, keçi götürdüm yanıma. Tavuk götürdüm yanıma yumurta yiye. Hepsini ben yaptım. Gene geçinemedim. Bu arıcılar ne kadar sabırlı insanlarmış be böyle. 30 yıldan beri böyle dağda, karısız, çoluksuz bu iş yapmışlar. Ama Çankırıları örnek olduğu için bir kez daha tebrik ediyorum. Hanımlar olmasa Çankırı... Gerçekten öyle. Zor işte. Çankırı sahiden zor. Zor. Eşim diyor zor oluyordu. Hani sen diyor evde hani yeri geldi Ramazan yemeğimizi gerçekten bir çorbamızı yiyemedik. O derece. Ben diyor hani seni diyor tutayım sen rahat et diyor. Adam tutayım ben kesin güvenmem ona diyorum. Kendim ekleyeceğim diyor arılarımı. Beyler görüyorsunuz değil mi? Mikrofonu verdim konuşmayan hanımlara. Program bitti. Beylere söz hakkı. Peki. Bir soru soracağım. Buna isteyen cevap verebilir. Bu tür kongrelere geliyorsunuz, gidiyorsunuz. Bu kongreler şahsınıza, arı birikiminize ve bal ya da bal gibi ürünleri pazarlamanıza katkıda bulunuyor mu? Bu kongre işe yarıyor mu? Kim cevap verecek? Baylardan.
Başka sen en son alayım ben seni. Sen değil. Şu abiye verelim mikrofonu. Merhabalar. Rahat, arkada kal, rahat, arkada kal, arkada. Rahat, yerinde kal, ha. Rahat, Çankırı Şabanüz Arıcılarından Metin Oğuz. Buyur abi. Ben din görevlisiyim. Şu anda çalışıyorum. Henüz emekli olmadım. Az önceki mevzuya dönersek, benim de eşim gerçekten çok büyük yardımcı. Çankırı yöresi olarak genelde biz sabit eşim arıcılıkla... Kaçırdık mı diye baktım da o yüzden. Sabit arıcılıkla meşgul olduğumuz için gerçekten hemen hemen birçoklarımızın ailesi yanımızda. Tabii ben burada eşi olmayanlar adına da belki, hanımlar adına da, eşim adına da belki konuşmak istiyorum. En büyük destekçim gerçekten eşim. Şu anda benim 150'ye yakın arım var. Mesaj gönderiyorsun gibi geldi bana. Sabit arıcı olarak 150'ye yakın arım var. Üstelik ilçe merkezindeyim. İlçe kenarındayım. Peki yakın. Ne öğrendin buradan hocam? Sana ha, buradan geleyim. Buradan açıkçası öğleye kadar olan o bilimsel akademik konuşmalardan çok fazla istifade edemedik biz. Kırsal kesimden gelen hani arıcılar olarak. Ama öğleden sonraki akşamki çalıştayların daha bizim açımızdan faydalı olduğunu düşünüyoruz. Sektörel çalışmaların. Sektörel, evet. Bir de sorulu cevaplı oldu. Kaynaşma oluyor. Bundan önceki konuşmalarımız, sohbetlerimiz. Peki bana söyle o zaman. Bu kongreden somut olarak öğrendiğin, ilk defa öğrendiğin iki şey. İlk defa öğrendiğim, belki duyuyorduk ama bazı şeyleri doğru mu yanlış mı? Ondan emin olamadığımız için. Diyelim ki işte arı hastalıkları adına varroa ile mücadelede bir ilacı, beğendiğimiz bir ilacı, fayda gördüğümüz bir ilacı birkaç sene kullanabiliyorduk kolonide. Ama duyuyorduk bunu ama işte bir kullandığın ilacı bir daha kullanmayacaksın diye söyleyene de güvenemiyoruz ki. Ben aşağı yukarı 20 senelik arıcıyım. 20 senelik arıcıyım. Kim, herkes bir başka bir şey söylüyor normal çevremizde. Böyle hocalarımız gibi bilen kişiler de bulup da gerçek doğru bilgiyi muhatabı bulamadığımız için güvenemiyorduk yani. Ama şimdi burada işin ehlinden, araştırmacılarımızdan, profesörlerimizden duyduğumuz için güvenli bir şekilde güvenerek artık en azından vara hususunda bir kullandığımız ilacı bir dahaki sene kullanmayacağız. Dönüşümlü olarak zamanı belli, dozu belli. Teşekkürler başka. Böyle bir fikir. Ver abi. Teşekkür ederim sana. Sağ ol. Kimse. Al bakayım Ömer abi. Çankırı Birlik Danışmanı Ömer Mantar. Çankırı merkezde ikamet ediyorum. Birliğin açılıp kapanmasında aynı zamanda 600 tane üyemiz var şu anda. 600 üyenin de evraki işlemlerini ben tamamlıyorum. Buradaki kongrede ben 3 kongredir geliyorum. Gerçekten burada öğrendiğim bilgileri 600 üyeyle birebir paylaşma imkanım oluyor. En çok 600 bilgi yapıyor yani. Yani evet. En çok temas üyelerle temas eden benim şu anda birlikte. O zaman sen çok bilgi alman lazım buradan abi. Bilgi yani de kolay, sonra öyle ana gibi piyasaya dağıt. Kendi bilemediklerimizle buradaki tanıştığımız hocalarla sorma, paylaşma imkanımız var. Öyle de bir imkan doğuyor. Birebir burada temas. Peki bugün bir gıyak yap bana. Şimdi daha önce kongrede kamera seni çekmediği için aldığın bilgiyi 600 kişiye söylüyordun. Evet. Şimdi aldığın bilgiyi milyona söylüyorsun. Söyle bakalım. İki bilgi söyle bana bugün. Evet. Yeni, ilginç. Burada aldığım bilgi. Şu anda mesela arı sütüyle alakalı. Arı sütünün mutlaka arı sütünü almayı ben ziraat kökenliyim. Ben ziraat teknikeriyim. Hep az arıyla devam ettim. Yani 30-35 yıllık da bir arıcılık şeyim var ama az arı çok olmadı. Çünkü merkezde oturduğum için. O şansı yakalayamadın evet. O şansı yakalayamadım. Ama arı sütüyle alakalı bayağı bilgi sahibi oldum burada. Yani arı sütünün kullanılması, alınması gibi. Önemi gibi. Önemi gibi. Bir de yeni çıkan yasayla ilgili. Yani o ne? Arı ürünlerinin kullanılması yeni şeyde Ekim ayında çıkan yasa. Apiterapi yasası. Onunla ilgili. O çok önemli aslında. Apiterapide ne öğrendin? Yani yeni bir alan mı doğmuş oldu? Yeni alan doğdu. Çünkü bu yasallaşmış oldu en azından. Şu anda kullanan biraz daha korsan gibiydi. Şimdi artık resmileşti. Resmileşti. Daha çok yayılma alanı olacağına inanıyorum yani. Peki teşekkür ederim. Beyefendi o istemişti çünkü. Ahmet Duran. Ilgaz'da arıcılık yapıyorum. Hocam ben Ilgaz'a geldiğimde 2 tane arı vardı. Daha arıcılığı bilmiyorduk ama Ilgaz'ın havasından mı suyundan mı oraya geldikten sonra
Arıcı olmaya başladık. En önemli desteğe de Hüseyin Sağıroğlu hocamdan, Rıdvan Başeşme hocamdan, yine yanımda bulunan yılların arıcısı Mehmet hocamdan, yine Şahin hocamdan öğrenmeye çalıştım. Bu hocalar tam hoca ha. Hem imanı hem arıyı kurtarıyorlar hocam, vallahi. Bunlar öyle insanlar ki gerçekten de yani oraya gidince insan farklı bir duyguya kapılıyor. Arıcılığı, arıyı çok seviyorlar. Arıcılığı öğrenen daha çok seviyorlar. Otomatik olarak arıcı oluyor sende, yaşansın yok yani. Arıcı oluyor. Oraya gelen birisi eğer bir iki kovanla başladıysa, bitti. Arada bir merak varsa kesinlikle çok güzel bir arıcı olur. Tamam hocam, ben şimdi Diyanet'e gidiyorum hocam. Benim tayinim oraya alsın. Olur. Peki hocam. Başka bir şey var mı? Yok, sağ olun hocam. Başka? Evet, yavaş yavaş sona doğru geliyoruz. Şabanözü'nden İsmail Akpınar. Buyurun sana. Hep bayanlar bayanlar diyoruz ama yani bayanlar bizim sağ kolumuz. Çalışıyoruz ama bayanlara devletimiz tarafından en azından ne bileyim bir sigortaları babında veyahut da bu tür şeyler babında bir şeyler bekliyoruz. Devlet diyorsun, bayanlar görmeli. Özellikle bu bayanlar görmeli, evet, değil mi? Evet. Güzel. Evet. Ben de onu yapıyorum. Gösteriyorum ki görsünler diye. Evet. Bir de bir de Şabanözü'nde böyle korsan bal satanlar var. Bu bal satanlardan muzdaribiz. Ballarımızı biz kendi üretim doğal ballarımızı satamıyoruz. Yani satmakta güçlük çekiyoruz. Bir de bunlara yani devlet büyüklerimizden nasıl bir önlem almalarını bekliyoruz. Peki. Bir de tekrardan TKDK'nın vermiş olduğu şeylerden yani desteklerden %50 hibe desteklerinden yani hep zenginlere veriyorlar. Bizim gibi gariban arıcılara yani ben şu anda 55 tane falan civarında bir arım var. Ben arıyı çuvatıp tamamen bu işle uğraşmak istiyorum. Eşim çalışıyor, benim de çalışan iş ama iş çıkımında sürekli yanıma geliyor, birlikte çalışıyoruz. Doğru. Birlikte çalıştığımız gibi yani nasıl anlatayım, destekleri şeyden alamıyoruz bunu. Bizden ipotek istiyorlar, bilmem bir şeyler istiyorlar. İpotek yerine yani bazı şeylerde bize bunları yapın, çalıştırın veyahut da şey yapın, bizim kontrolümüz altında olsun da yani sizden anladım. Her zaman şey yapalım yani, biz de ülkeye yararlı birer insan olalım yani. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Başka? Bir dakika. Başka. En son sana alacağım. Şu abi, o da bir abi var. Bu arada söyleyeyim. Bana kızmayın. Sahiden sözü varsa isteyin. Ben çünkü hepimizle konuşacağımı söylemiştim. İçinize kalmasın yani. Gelmişken konuşun. Bir mahsuru yok. Buyur. Hasan Karagöz. Asıl mesleğim matematik öğretmeni. İlkokul 5. sınıftan itibaren bu işin içindeyim. Oo. 6 yıl mesleğim gereği yapamadım ama 6 yıl dışında hep arıyla ilgim oldu. Arıyı ben her zaman bir stres atıcı meslek olarak düşündüm. Hem de matematik öğretmenini. Hem de matematik öğretmenini. Arıda çalışmak benim için hep dinlendirici bir olay oldu. Hatta dönüp gittiğim zaman arkadaşlarım derdi ki ya Hasan Bey, senin yüzüne kan geliyor. Hafta sonları gidiyorsun, araya bak, ilgileniyorsun ve tekrar işe döndüğüm zaman senin yüzün değişti, kıpkırmızı olmuş dediler. Ve bunu sağlığım açısından kendim de hissettim. Ben şunu söylemek istiyorum, arıyla çalışmak gerçekten bir sağlık işidir. Arı şifadır. Arı la çalışmak en büyük ibadettir diye düşünüyorum. Vay, bu daha enteresan oldu. Ve bu işte ben hep sahada çalıştım. Eşim de hep evdeki işleri yaptı. Kendisine teşekkür ederim. Ben sadece kapıdan içeri koymak düştü. Düştü arıyı. Ondan sonraki bütün doldurma, sterilize etme, diğer bütün işleri eşim yaptı. Ona da teşekkür ediyorum. Yanında mı? Ver bakalım şu eşine mikrofonu. Öyle kaçmak yok abi, biz biraz yakalarız böyle. Evet teyze, hoş geldin. Hoş bulduk. Ne yaptığını söyle bana, bir de tanıyalım tabii sizi. Ben Gülsel Karagöz, ben de emekli öğretmenim. Branş? Sınıf öğretmeniyim ben, evet. Dediği gibi ben de biraz alerji yarattığı için çok giremiyorum. Çünkü soktuğu zaman bayağı uzun süre yüzüm bayağı şişiyor, çok şey yapamıyorum. Ama eve geldikten sonra işte makinelerin yıkanması olsun, işte ayarlaması, tartması, temizlikleşmesi, onları da ben yapıyorum. O da iş be abla. Onları ben ama arının yanında yani bulunamıyorum o yüzden. O konuda o yüzden yardım edemiyorum. Peki. Ama evdeki işlerde yardım ediyorum. Teşekkür ederim. Beyefendi sanki istemişti mikrofonu. Ha. Ben İbrahim Meral, Çankırı arıcılarından. Şimdi Muharip Gazi'yim kendim. 35 yıldır bu işle
hobi diye başladık. Şimdi hocama da katılıyorum. Arılığa girmediğim gün hastanelik oluyorum ben. Yani resmen hasta oluyorum. Ben arılarda çok güzel bir terapi sistemi yakaladım. Bu terapi ben zaten uyguluyorum diyorsun yani. Şimdi eşleri yanımıza getirme konusu geldi biraz önce. Hani iki ay barakada, karavanda yanımızda. Beş günde burada yaşasınlar. Değil mi yani? Yani. Anladım seni. Arkadaşlarım, eşleri de bilmiyorum varınca ne yaparlar onlara. Bu programı duydum. Kendileri için teşekkür ederim. Sağ ol. Bu da kim? Ver abi. Başkanı en sona vereceğim çünkü. Evet, son iki kişi. Sayın Ömer Kocamaz, buyurun. Ömer Kocamaz, Çankırı Ilgaz'dan geliyoruz. Arkadaşlar değişik değişik konulara değindiler. Ben de ayılardan değineceğim. Güzel. Şimdi başınızın belası. Başımızın belası. Ben ilçe merkezinde ikamet ediyorum. Aralarım köyde. Benim olduğum köy İstanbul yoluna böyle 2 kilometre. Yani merkezi bir köy. Öyle dağda falan değil. Ama ayılar artık asfaltın kıyısında gezmeye başladı. Onlar bizden birisi oldu. O yüzden. Evet. Onun için bayağı sıkıntımız var. Yani şimdi arkadaşların tahrip ettiği devamlı zarardayız yani şu anda. Yani bunun için sizin televizyonunuzla birlikte biz bir yardım istiyoruz. Ne yapabiliriz? Bunun için arkadaşlar şey yaptılar, bir sürü masraf etti. En az bin lira masrafı var. Şimdi bugün buradasın, uçağa şunu bir başka yere gideceksin. Oraya da lazım. Tekrar taşıma işi var. Yani bayağı sorunlarımız var bununla ilgili biz. Onu dile getirmek istiyorum ben. Güzel, iyi bir konu. Benim de sıkıntım var çünkü. Peki, başka parmak yoksa? Hocam, buyur hocam. Şahin İpek, Çankırı Ilgaz Arıcılarındanım Mehmet Bey. Ben de sorun olarak bu konaklama halen bir zemine oturmadı. Yani arıcılığımız Türkiye genelinde, dünyada bu kadar gelişiyor ama yani halk tarafından da aynı zamanda herhangi bir evimizin bir kenarına veyahut da bir tarlamız arı konmuşsa milletvekiline kadar bu iş gidiyor şikayet bazında. Yani bakıyorsunuz ki dağ başında veyahut da bir mahalle kenarında bir ev var. En yakınında 100-150 metre ev yok. Tek arım var diyor. Geçen şahit oldum ben buna. Zabıta bir gün kapısına gelmiş, demiş ki şikayet var hakkınızda. Yani maalesef şimdi bu kadar arı, Türkiye'de, dünya genelinde arı ürünlerinden bahsediyoruz. İnsanlığa şifa diyoruz. Fakat bir taraftan da bunun yasal bir zemine bu iş oturmadı tam anlamıyla. Mesela bu sene yaşadığım bir örneğe vereyim. Çankırı dışında 8 kilometre dışında bir yere arımızı koyduk. Yakınında bir 50 metre yakınında bir barakada yer var vatandaşın, orada bir ufak bir yazlık gibi. Şikayette bulunuyor. İlden geliyorlar, işte ölçülüyor. İşte 45 metre. Yarınızı kaldıracaksınız. Normalde 50 metre. Ama o böyle de dediğim gibi bir yerleşim yok, bir ev yok. Halen bu sorunu bir atlatamadık. 5 metreyle diyorsun. 5 metreyle iş yani tamamen resmiyete, bilmiyorum yani ben bu konuda biraz Çankırı arıcıları olarak yıllardır da mesela ben çocukluğumdan beri bu işin içerisindeyim. Arıcılık işi bir aşk işi, bir sevgi işi. Doğru. Nasıl bir kovanı biz ilkbahar temizledip yeni bir kovan aktardığım zaman, yani nasıl kendin bir duş aldığın zaman rahatlamış gibi ben onu hissederim. Bir kovana yiyecek verdiğim zaman güz beslemesini veyahut ilkbahar bakımında onu eğer vermişsem, eve gelmişsem o gece rahat yatarım. Eğer bir işim olduysa o gün onun stresi hep üzerimde olur. Böyle bir aşkla yıllardır bu işi yapıyorum. Ama bu tip olaylar işte bu halk tarafından özellikle böyle yani artık bir alerji oluşmaya başladı gibi böyle. Bu bizi çok üzüyor. Arıcılıktan da bizi soğutuyor. Yani bir yere bir haklısın. Arıcılık kuruyoruz. Arı yeri kuruyoruz. 15-20 gün sonra işte ziraatten bir telefon, belediyeden bir telefon, işte şikayet var. Yani biz de mutlaka belli bir kalabalık arıyla şehir içerisine girmiyoruz. Kenarda olduğumuz halde. Yani bunun arıcılar adına daha bir kolaylık olmasını istiyorum ben. Peki. Teşekkür ederim. Böyle bir programdan dolayı da sizlere teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hadi başkanım. Bitirelim. Buyurun. Mehmet Bey, tekrar teşekkür ederim. Bu problemlerimizi yansıttığınız, bize bu imkanı verdiğiniz için. Ben arkadaşların değindiği konuyla ilgili bir başka konuya da değinmek istiyorum. İki konuyu madem böyle bir imkan sağladınız, dile getirmek istiyorum arıcılarımız adına. Birincisi bu konaklama meselesi. Biz sabit arıcılarız. Şimdi şöyle bir şey var. Bu bizim gerçeğimiz ama buna yetkililerin daha duyarlı yaklaşmasını talep ediyoruz vasıtanızla. Şimdi güçlü olan haklı oluyor. Güç hakkı getiriyor. Halbuki bizim bin yıllardır inancımız gereği güçlü olan değil, haklı olan haklı olmalı. Hakkı olan haklı olmalı. Şimdi biz netice itibariyle küçük arıcılarız.
Yani yerimiz, yurdumuz vesaire sabit arıcılık yapıyoruz. Küçük arıcılarız. Şimdi arkadaşların mevzu ettiği konu, ben aynı zamanda teknik teşkilatta çalışıyorum. Tarım Müdürlüğü'nde arıcılık tekniker olarak çalışıyorum aynı zamanda. Yani masanın iki tarafındayız aynı bir manada. Şimdi yönetmelik geliyor. Dün akşam şube müdürümüzle de görüştük konuyu. Şimdi 50 metre diye, dağınık köylerde 50 metre diye bir şey koymuşlar. Yani orada ibare var, ilçe tarım müdürlüğü, il tarım müdürlüğü bu meseleyi çözer bir şikayet olursa falan diye, ama oraya da bir de 50 metre ibaresi koymuşlar. 50 konu bağlamış diyorsun yani. Yani bir manada diyor ki burada dağınık köy, bizim köylerimiz dağınık değil. Bu dedim diyorum Karadeniz vesaire etkiler. Fakat bizim üstümüz il müdürlüğü. İl müdürlüğü bunu farklı yorumluyor. Kardeşim bu böyle olmaması lazım. O zaman sor diyor. Ya il müdürlüğü sorması lazım. İlçe müdürlüğü soramaz ki. Yani bakanlığa güzel. İl müdürlüğü sorması lazım. Güzel. Yok sor diyor. Neden? Güçlü. Yani bana göre, ilçe müdürlüğüne göre il müdürlüğü güçlü değil tabii, mi? Tabii. Ona bağlı. Şimdi arkadaşın mevzu ettiği konu, çekmiş arkadaş metreyi 45 metre. Ya mübarek oradan 3 kovanı öbür tarafa çeksen 50 metre olacak. O zaman kaldırmayacaksın. Yani 3 kovanı oradan çektiğin zaman zararlı olmuyor da, orada 3 kovan olduğu zaman zararlı mı oluyor? Yani bu... Evet. Belki bakanlık da yani buna bir çözüm arayışıyla bunları hani sık sık değiştiriyor, ediyor vesaire falan, ama ya bizim bir yerimiz olması lazım artık. Yani koyacaksa koyalım, koymayacaksa koymayalım kardeşim. Değilse yapamayız biz bu işi. Arazi köyün dışına çıkardığımız, yerleşim yerinin tamamen dışına çıkardığımız zaman bizim köylerimiz tatil köyü değil ki. Bizim köylerimiz aynı zamanda üretim mahalleleri. Dışına çıkardığımız zaman al işte ayı. Ayı orada büyük baş hayvan. Büyük baş hayvan. Sonra her götürdüğün yer bir başkasının komşusu oluyorsun. Şimdi götürdük oraya. Bu arkadaşların götürdüğü yer, yerleşim yeri dışında 8 kilometre, ilin dışında bir yer. Götürdük oraya, orada da falancanın hıyar tarlası var. Diyor ki ben tarlama giremiyorum. Öbür tarafta öbürünün bilmem buğday ekmiş, ben ekinimi biçemiyorum. Kardeşim uzaya mı gideceğiz yani, nereye koyacak bu arı? Şimdi hocam var, diyor ki arı 1,5 metreden sokar. Ya hocam arı 1,5 metreden sokar mı? Ya vallahi sokuyor, 10 kilometreden diyor sokuyor diyor arı diyor. Nasıl sokuyor? Arılarım 10 kilometre uzakta diyor. Komşuyu bir arı sokmuş, senin arın soktu diye kafama dikildi geldi diyor. Kardeşim benim arım 10 kilometre uzakta. Yani bizim böyle bir problemimiz var, bu problemlerimiz var. Şimdi eğer arıcılığımızın gelişmesini güzel. İstiyorsak, güzel. Hocam bize hocam diye bahsetti sağ olsun, teveccüh gösteriyor. Biz normalde hani bir şeyler katkıda bulunduğumuzdan dolayı bize, evet. Yoksa öyle bir şeyimiz yok sağ olsun. Peki. Yalnız şöyle bakarım meseleye ben, yani hep arkadaşlara da söyleriz elimizden geldiğince, kardeşim. Dağın başında bir geven dikeninin dibinde bir damla nektar var, bir damla. Bu yani geven kurursa toprağa gübre olacak. Halbuki o nektarın kurumasıyla hiçbir kimseye bir faydası olmayacak. Arıcı şu demek. Arıcı oradaki o bir damlayı bir insanın sofrasına vesile olan, midesine, nasip olmasına, midesine ve hayatına, vesile kılan birisi. Dolayısıyla Resulullah buyuruyor ki insanların en hayırlısı insanlığa hizmet edendir. Biz arıcı aynı zamanda insanlığa hizmet eden pozisyonundadır. Bu bir ibadettir bize göre. Bu manada da bunu geliştirmeye çalışıyoruz. Fakat dizlerimize vurmasınlar. Peki. İkinci bir müsaade ederseniz. İkinci bir hususta bu sahte bal meselesi dünyanın problemi, hilali midir, sahte midir, hangisi sahtedir, hangisi delildir. Bu mesele açıldığı zaman bize göre top taca atılıyor. Bize göre. Çünkü kardeşim biz evet. Hiç arı görmemiş balı zaten mevzu etmemize bile gerek yok. Ona karşıyız. Ona bal diyemeyiz değil, zaten. Bal diyemeyiz yani. Zaten. Ama arıya yaptırılmış glikoz mudur, şeker midir, şurup mudur, mısır şurubu neyse arıya bu şekilde arıya dışarıdan verilerek yaptırılmış bal bizim dizlerimize vuruyor. Niçin vuruyor? Şimdi Ilgaz pazarına getiriyor vatandaş. Minibüsü şuraya koyuyor. 50 tane çıtayı böyle diziyor. Kaldırımın kenarına diziyor. Jilet gibi. Halbuki ben 3 senede, 4 senede bir kere bal almışım. Biz Ilgaz içinde, Çankırı içinde gezdirmeyi tavsiye ediyoruz. Bizim balımız dikenin dibinde neyse, arı ne getirdiyse o. Dibindeki alınmış bal yani. Ne getirdiyse o. Çıtamızın kenarında boşluk oluyor. Tam sırlamamış oluyor. Şöyle oluyor, böyle oluyor vesaire. Mümkün değil onunla bir kere görüntü itibariyle rekabet etmemiz mümkün değil. İki, kardeşim benim ilçemdeki en... Güçlü markette bal 9500 lira. Yani 9,5 lira. Bu balın 9,5 liraya marketin rafına gelmesi için 5 liraya arıcıdan çıkması lazım. Yani öyle söylüyorlar. Yani öyle çıkması lazım arıcıdan. Yani rafa bir bal iki katına aşağı yukarı gelir. Kardeşim 5 liraya bal arıcının elinden nasıl çıkıyor?
Şekerin kilosu 2,5 lira. Allah'tan korkun ya. 3 lira. Yani şimdi nasıl edeceğiz biz yani ya? Nasıl edeceğiz biz? Şimdi hilali bal deyince bir kısım arkadaşlar arının yaptığı sahte bal deyince arının yaptığı bal sahte değildir. Peki olabilir. O zaman hilalidir kardeşim. O zaman bununla bizim yani eğer Çankırı arıcılığı, Çankırı gibi illerin arıcılığı hani bir noktaya gelinsin, gerçekten bu hazırın daha da artsın, ülke ekonomisine daha katkı sağlasın vesaire falan diye düşünülüyorsa buna yaratılması lazım yani. Sonuçta atılacak hocam. Burada yapmamız gereken şu, tabi onlar yine yanlış yapanlar devam ediyorlar işlerini yani yapmıyor ama biz hep iyi yaparak, bak şu an herkes iyi yapıyor değil mi? İnşallah. Mücadele evet. Yöntemi o. Bir de şunu ilave edeyim ben çocuklara. Arıyı sevdirmek. Avrupa'da şu anda 5-7 yaş grubu çocuklar. Bütün okullara bak. Okullara organize ediyor. Arıcılık işletmelerine, arıcıların yanına götürüyor. Önce çocukluktan sevdiriyorlar arıcılığı. Hani bu yakınlık, uzaklık, şikayet problemleri yok mu? Çocuklara mutlak şey yapacağız. Bir de bu tip programlar. Yani grup programları. Arıcılığın bir kere izleyiciye de sevdirilmesi lazım. Biz onlara böyle anlatırsak, sevdirirsek zaten bir dönem sonra sizi çağıracaklar onlar. Sizi çağıracaklar. Aman hocam gel buraya diyecekler size. Mehmet Bey, bu şartlarda ben nasıl ayakta duracağım? Benim aracım nasıl ayakta duracak? Nasıl balını satacak? Şimdi bende bal 35 lira. Ama bal. Yani eşe dosta 300-500 kilo sattın kaldı. 2 senede 3 senede zaten bir mevsim itibariyle şeyimiz oluyor. Ben sana bal satacağım. Merak etme. O satılır. Nasıl olacak bu? Bak. Şimdi nasıl artıracağız bu hazır onu? Merak etme. Şimdi güzel potansiyelim var. İyi de bir tanıtım yapılıyor bak şu anda. Evet şu anda. Yani, çok teşekkür ederiz. Bu yani, işin bir yöntemi bakın. Siz yalnız doğrudan şaşmayın. Ha. Hiç bak şu programı izledikten sonra sizi belki binlerce kişi arayacak bakın bal var mı hocam diye. Bu önemli bakın. Peki. Bu faktörü iyi kullanın. Abi çok kısa hem siz yoruldunuz hem zaman kalmadı. Cemal Seçen ben de Çankırı arıcılarındarım. Benim tek şeyim şu yani arıcılığa önem vermiyoruz. Şöyle bir şey gençlerimiz çıkmıyor. Okullarımıza gençlerimize ve okullara bir arıcılık bölümü olarak kurulmasını istiyorum. Ve bu öğrencilerin temelden yetişip geleceğe yani gelecek onların elinde olmasını istiyorum. Bugün şurada hepimiz hemen hemen 45'in veya 50'nin yaşta üzerindeyiz. Genç arıcılarımız yok. Devletimiz buna el atıp da okullar açılırsa bu arıcılığı yani önemseyip gençlerimize emanet etmemizi istiyorum. Çünkü her şey sonuna gidiyor. Çok kısa bir şey konuşacağım. Hadi konuş bakalım. Benim oğlum şu anda askerde. Oğlum bu işi devam ettirelim. Arıcılık çok güzel meslek diyorum. Ama oğlanından aldığım cevap baba diyor yaptığınız balları satamıyorsunuz ki biz ne kazanacağız bundan diyor. Yani güzel. Ver bana abi cevap vereceğim şimdi sana. Hüseyin abi son söz senin. Ortamı gördün. Şimdi ona hemen bir cevap vereceğim ben. Şu an geçen sene elinde balı kalmış olan var mı? Var. Hepimizin var. Tonaj geçen yıldan. Bir önceki yıldan. Önceki yıllardan da var. Şimdi bak. 2013'ten. Ne kadar çok deseniz yine çok yok bak. Bakın. Üretim bir metot. Bak üretim metot. Pazarlama da bir metot hocam. Şimdi şu anda o metodun içindesiniz. Bak unutmayın bunu. Hep söylüyorum ben bunu. Doğruyu üretin, kendinizi tanıtın. Gerekirse para verin tanıtın ya. Ben ilk bu işi ben böyle yaptım. Şimdi çok rahat ürün satıyorum artık. Değil mi? Kendinizi tanıtın derken canım adam şuranın. Şimdi bu bizim çiftçi TV'miz. Bizim ailemizin TV'si gibi. Başka bir TV'ye gitsen de 5 dakikalığına bir konuşma yapsan senelik kazancın yetmez öyle mi? O öyle. Benim tanıtım dediğim şu. Bak şu an bir fırsat doğdu. Evet. Bunu değerlendirin. Tamam. Bu tartışılmaz. Bir başka zaman yerinde düzgün bir üretim yaparsınız. Evet. Mehmet Bey'i alo dersiniz. Bak çok önemli, çok güzel bir bal üretimi. Farklı bir şey yapıyoruz. Bir çekimde yapılır. Bu bir tanıtımdır. Bu böyle böyle gelişiyor bakın. Evet. Yoksa başka türlü kimse ne devlet gelip sizin ballarınızı o yüksek fiyatlarla almaya falan kalkar. Ne vatandaş alır. Yok haberi bile olmaz. Kimsenin de kulağını duymuyorsan. Anladınız mı? Evet. Bak şu an bir yöntem gelişti. Başka bir şey söyleyeyim Hüseyin abi izin verirsen bana. Tabii tabii. Şimdi sen tanıtımcıya beni verince sanki bana reklam verin gibi algılanıyor. Değil, öyle değil. Öyle değil. Tanıtım bir tek televizyonda olmaz. Ben de aracıyım. Küçük bir örnek vereyim size. Ben her bana mesafe gelenin önüne %100 kendi köyümden aldığım tereyağıyla balı önüne koyuyor. Sabah kahvası değil. Ne zaman gelirse full ama %100 koyuyorum önüne. Tabii o beyefendi, hanımefendi mutlaka bal yiyor bir şekilde. Ben dışarı çıkıyorum. Hanım da oturuyorlar bazen. Ya bu bal biraz farklı geldi bana. Acaba nerenin balı? Bundan var mı? Diye soruyorlar. Şu ana kadar kime 100 gram bal hediye ettiysem kahvaltıda ona en az 5 kilo bal verdim. Bu sene benim elde ettiğim bal 1 tondur.
hasat ettiğim gün Facebook'a attığım bir çerçeveyle ben balı bitirdim. İnternet, bak söylüyorum. Facebook'a attım ben. O da bir oğlum gelmişti. Hani usulen hadi şakadan. Oğlum tut bakayım şunu dedim. Tuttu, çektim, attım. Tanımaz kimse böyle. Ne oğlumu tanır ne balı tanırlar kimseli. Ben İstanbul Göbeği'ne hem de 100 liraya bal verdim. Bunu şunun için örnek veriyorum. Pazarlamadan kastımız televizyon reklamı değil sadece. Eşiniz, komşunuz, o bu. İyi balın değerini arılar biliyor. Bak, eşek arısı bile sabahtan beri dolaşıyor. İyi balın peşinde, dikkat edin. Merak etmeyin, bu insanlar balı, iyi bal değil ha, balı bulmak zorundalar. Sahte balların çoğalmasında ben üzülmüyorum biliyor musun? Çünkü sahte bal çoğalınca bu insanlar sahte balı yiye yiye artık bıkacaklar. Bu iş bitti. Bıktılar zaten, bıktılar. Sahte balın sonu geldi artık. Bundan sonra adam gibi bal demişti acaba az önce. Adam gibi balları yemenin zamanı geldi. O yüzden hiç endişe etmeye gerek yok. Bala vahiy inmiştir. Vahiy de leke olmaz. Vahiy de çamur olmaz. Onda pislik olmaz. O kendi yerini bulur. Aslında bal kendi kendini sattırır abi. Hiç korkmaya gerek yok. Başka bir şey diyor musun abi? Yok. Sizi zaten tanıyor. Türkiye dünya tanıyor yani. Sizin satmanız doğal ama bizi kim tanıyor ki? Hayır değil. Değil, hayır. Bak. Ben de sizi bak şu anda tanıtıyorum bak. Ben şu anda size bak şu anda Çankırı ilk defa benim hayatımda bir örnek gösterdi. O da Hüseyin abi sağ olsun Çankırı mutlaka önemli dedi bana az önce. Çankırı bir aldık mı abi? Aldık. Bundan sonra Çankırı'da Çankırı balı değil ama ben bana diyor ki hangi balı alalım diyorlar. Diyorum ki balın sahibinle evlenmek istersen o balı alacaksın kardeşim. Sahibini tanıdığın balı almak. Çünkü o kadar farklı hale geldi. Ama Çankırı'da bu kadar insan, bu kadar ciğerden konuşup eşiyle, dostuyla 50 yıldan beri bu çileyi çalışıyorsa bu adamın o bala şeker karıştırmama ihtimali yok. Zaten bal gömer yapma şansı hiç yok. Allah'a çok şükür benim zamanımda 5 sene önce bir tek tarım kanalı vardı. Bugün 6 tane tarım kanalı var. Muhtemelen yakında 10 tane tarım kanalı olacak. Bana göre Türkiye 5 değil 10 tarım kanalını kaldırır. Ayrıca bir şey daha var. Şu gördüğünüz kongre Türkiye'deki balların dünyaya pazarlaması için de yapılıyor. Siz şu anda 500 kilo bal satamıyorsunuz ama Hüseyin abi geçen sene Belçika'ya gönderecek polen bulamadı bu ülkede. Acele etmeyin. Aynen devam ediniz. Ben ve Hüseyin abi ve tüm Türkiye'deki arıcı pazarlamacıları bu sektörü öğrenecekler. Sizden bal alacaklar. Siz bir ton değil 5 ton üreteceksiniz inşallah. Ve balın olduğu yerde hani şey nerede olur Altın abi kuyumcular hep aynı yerde olurlar. Çankırı'da merak etme abi. Sen çek besmeleyi şimdi yaptığın gibi abi. Yap balını almayanlar utansın. Almayan düşünsün. Teşekkür ederim. Almayan düşünsün diyorum. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Allah yolunuzu açık etsin. Bana örnek oldunuz. Türkiye'ye örnek oldunuz. O zorluklar merak etme aşılır hocam. Bunlar yavaş yavaş aşılır. Benim de bir sürü zorluklarım vardı. Ben 45 senenin son 2 yılında güneş enerjisi aldım. Ancak aydın kurtardım. Güneş enerjisi her taraf aydınlık olduğu için. Daha ben bile yani benim dedem arıcıymış. O da biz 300'lük arıcıymış. Daha benimle 2 yıldan beri arıcılık biraz zevkli hale gelmeye başladı. Anlatabildim mi? O yüzden siz bizden çok daha öndeymişsiniz. Sizi kutluyorum. Sevgili seyirciler, artık bu kadar laftan sonra daha bir şey demiyorum. Sadece şunu söylüyorum. Özellikle bu 5 metreye takıldım ben de. Etrafınızda kim arı koyuyorsa, kim arı bırakıyorsa ona üstüne para verin. Para verin, para. Çünkü o arıcılar var ya o arıcılar. O arıcılar senin hayatın. Şaka yapmıyorum bak, sen mi konuşuyorum? Arı olmazsa hayatınız olmaz. Bırak balını falan bir kenara koydum ben. Çünkü Allah iki varlığa vahyetti. Biri biz, insan, öteki de arı. Allah'ın vahyettiği arı yanına geldi, sana Allah'tan selam koku getirdi, reddediyorsun. Valla güle güle, hoşçakalın.